Nefis Lezzeti Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için saray lokması tarifim var. Çıtır çıtır, birebir ölçülü saray lokmaları hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi bir büyük tabak lokma yaptım burada ben. Her ayrıntısını sizler için anlatacağım. Hemen lokmamızı hazırlama aşamasına geçelim. Evet, bugün saray lokması yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi derin bir kabım var benim burada. İçine bir paket yaş mayamı ufaladım. Üzerine 2 tatlı kaşığı kadar toz şeker döküyorum. Yaş mayanın mayalanması için toz şekerimizi döktük. Birazcık da ılık su dökeceğim üzerine. Ve homojen olması için ılık su döküyorum hemen. Şöyle bir karıştırayım. 2 dakika kadar bekleyeceğim. Zaten eriyecektir. Yaş maya olduğu için fazla beklememize gerek yok. Üzerine mayamızın üzerine göz ayarı şöyle bir çimdik tuz atıyoruz. Çok fazla değil. 2 su bardağı ılık su döküyorum. Birebir ölçü veriyorum sizlere. Asla şaşma yapmayan. 2 su bardağı ılık suyumuzu döktük. Yine kaşığımızla şöyle bir karıştıralım. Üzerine unumuzu döküyoruz. Ne kadar un dökeceğiz? 3 su bardağı unumuz var. 3 su bardağı unumu da döktüm. Ve yine kaşık ile şöyle birazcık karıştırayım. Daha sonra elim ile karıştıracağım. İlk aşamada kaşık ile karıştırıyorum. Daha sonra iyice homojen olması için elim ile karıştıracağım. Evet, şimdi başlayalım elimizle karıştırmaya. Evet, suyumuz, unumuz yeterli oldu. Birebir ölçülü. Kıvamı şu anda iyi. Un koymamıza gerek yok. Elim ile iyice pütürlük kalmasın diye karıştırıyorum. Bakın akıcı bir hamur oldu. Lokma hamurunu hazırlıyoruz. Saray lokması. Bakın akıcı bir hamur. Bu şekilde lokma hamuru hazır olması gerek. Sert hamur olmayacak. Evet, şu anda hazırladım, yoğurdum. 20 dakika kadar hamuru sıcak bir ortamda beklemeye koyuyorum. Çok fazla değil, 20 dakika. O beklerken biz de şerbetini hazırlayalım. Tenceremin içine 2 su bardağı su koydum. Üzerine 3 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Evet, 3 su bardağı toz şekerimi de koydum. Yarım da limon sıkacağız içine. Biraz kaynadığı zaman. Evet, şerbetimiz ocakta kaynıyor. Baklava şerbeti gibi bir şerbet olacak. Koyu bir şerbet. 15 dakika kadar kaynatıyorum şerbetimi. Kıvamına gelecek daha sonra. Evet, şerbetimizi ocaktan aldık. Bakın koyu bir şerbet oldu. Limonu da sıktık kaynarken içine. Şimdi şerbeti iyice soğuması lazım. Hiçbir şekilde sıcak olmayacak. Soğuk şerbet olacak. Hamurumuzu 20 dakika dinlendirdim. Şimdi elim ile tekrar bir karıştırıyorum. Kabarmaya başladı. Bakın gördüğünüz gibi. Mayalanmaya başladı. İyice şöyle bir elimle karıştırıyorum. Tekrar bir 20 dakika daha lokma hamurunu dinlendireceğim. İyice homojen oldu.
Tekrar koyuyorum dinlenmeye. 20 dakika daha dinlenmesini bekliyorum. Evet, sıra geldi saray lokmasını pişirmeye. Sıvı yağımı ocağa koydum. Şu anda kızıyor. 2 su bardağı kadar sıvı yağ koydum. Ben göz ayarı koyuyorum ama siz ölçün. Burada şerbetim var. Şerbetim iyice soğudu. Bakın koyu bir kıvam. Şerbetin bu şekilde olması lazım. Bir kontrol edelim. Şu anda yağımız biraz az kızmış. Kızdığı zaman lokmaları içine atmaya başlayacağız. Evet, şu anda yağımız kızdı. Hızlı çekime geçtik ve lokmaları tencereme atıyorum. Sıvı yağ da alt üst kızaracaklar. Daha sonra şerbetin içine bırakacağız. Şerbetin içinde de fazla tutmayacağız. Birazcık karıştırdık. Şerbetini içine aldığı zaman, biraz karıştırdığımız zaman şerbetin içinden alacağız. Ne kadar tutacağız? Yarım dakika kadar şerbetin içinde tutacağız. Fazla değil. Kızaranların hepsini attım içine. Ve biraz durduğu zaman tabağımı alıyorum. Evet, lokmalarımı dökmeye devam ediyorum. Yalnız başınıza yapmayın. Yanınızda muhakkak bir yardımcısı olsun. Elleriniz battığı için iki işi birden göremiyoruz. Ben oğlumu aldım yanıma. Bir yandan karıştırıp bir yandan şerbetlemek tek kişi yapamıyor. İki kişi olması lazım. Bu şekilde hamurlarımın hepsini lokma yapacağım. Evet, sizler için hazırlamış olduğum saray lokmaları hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Çıtır çıtır. Umarım saray lokması tarifimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, afiyetle kalın.